Geçen toplantımızda etrafımızda 150 yaşındaki insanlar olacak mı? Böyle şeyler göreceğiz mi diye sorduk. Şimdi bu aynı suali biraz irdeleyelim. Rakamlar ne diyor? Devlet İstatistik Enstitüsü sayımlar yapıyor. Herkesin yaşına da bakıyor, takip ediyor filan. Nüfus sayımları yapıyor, bir sürü şeyler yapıyor. Devlet İstatistik Enstitüsü'nü bilmem gördünüz mü? Ankara'ya giderseniz bir bakın, ilginç bir yerdir. Yani kocaman mavi bir binadır. Şehrin öbür ucundan bile gözükür. Yani başınızı çevirirseniz görürsünüz. Yani orası bir bilim mabedi, rakamların mabedi, matematikçilerin mabedi gibi ilginç bir yerdir orası. Ben zaten matematiği çok severim. Onun için de orasını da çok severim. Onlar bu sayımlarda demişler ki şu anda Türkiye'de 5600 tane 100 yaşını aşmış vatandaşımız varmış. 5600 tane. Bu fazla bir şey yokmuş gibi gözüküyor. 5000 ne ki yani. Ama işin enteresan tarafı son 2 senede %18 artmış. Bu senede %9 falan gibi bir rakam. Şimdi bileşik faiz herkes bilir. Çünkü herkes bir borç almıştır falan bir şey. Faizden anlar herkes. Bu da bileşik faiz gibi artıyor. O bileşik faiz yüzünden borcunu ödemekte zorluk çekenler var çok. Bütün dünyada. Bu da %9 senede artıyor. Bu ne demektir? Yani bu şu 5600 kişi deli gibi artıyor demektir. Eğer bir şey yok, bir kaza olmazsa tabii. Dolayısıyla ciddiye alınacak bir iştir bu. Onun için etrafımıza bakalım ve bunu düşünelim. Hem bizim hem de etrafımızdakilerin böyle 150 yaşına falan yaşama ihtimalleri var. Benim yok tabii ben. Zaten 80'e geldim. Ama 20 yaşlarındaki arkadaşların bu teknolojik gelişmelerin sonunda buraya varmaları mümkündür. Bunun şartlarını konuşacağız. Bu nasıl hesap edilir? Ne düşünelim hesap edilemeyen kısımları, tahminleri nasıl yapacağız? Daha doğrusu tahmin etme yöntemimi size anlatacağım. Tekrar buluşmak üzere.